Bu problemde ACE üçgeninin ikiz kenar bir üçgen olduğu verilmiş. Bu şuradaki büyük üçgen. İkiz kenar yani iki tane eşit uzunlukta kenara sahip ve taban açıları eşit. Yani şu iki taban açısı aynı. Şuradaki kenar diğer ile Eşit uzunlukta, evet diğeriyle eşit uzunlukta. AC eşittir CE diyebiliriz. Tüm bunları şuradaki ifadeden çıkarıyoruz. Sonra biraz daha bilgi verilmiş. CG 24 olarak verilmiş. Şurası CG ve uzunluğu da 24. BH'nin DF'ye eşit olduğu da verilmiş. Yani bu ikisi eşit. Aynı uzunluğa sahipler. Ayrıca GF'nin 12 olduğu da söylenmiş. Burası GF, GF eşittir 12. Evet, tam buradaki uzunluk. Son olarak FE uzunluğunun 6 olduğu da söylenmiş ve bize CBHFD'nin alanı sorulmuş. CB H, F ve D. Yani bize şuradaki parçanın alanını soruyorlar. Şuradaki ve şuradaki parçalar C, B, H, F, oluşturuyor değil mi? C, B, H, F, D. Evet. Şimdi bunu nasıl çözebileceğimizi düşünmeye başlayalım. Büyük üçgenin alanını hesaplayıp sonra bundan şu küçük üçgen parçalarının alanını çıkarabiliriz. Böylece şu taradığım ortadaki alan kalır elimizde. Ancak şu an bunu çözmek için yeterli bilgimiz yok. Üçgenin yüksekliğini biliyoruz ancak tabanını bilmiyoruz. Eğer tabanını bilseydik şöyle diyebilirdik. Tabanı yükseklikle çarpıp ikiye bölersek alanı buluruz. Sonra da şu küçük alanları çıkarmamız gerekirdi ve İşimiz biterdi. Ancak şu yükseklikleri de bilmiyoruz. Buradaki yüksekliği bilmiyoruz. Bunu bulduğumuzda şuradaki yüksekliği de hesaplayabiliriz ama daha şu uzunluğu da tam olarak bilmiyoruz. Bu yüzden parça parça başlayalım. Yapacağımız ilk şey sizin de tahmin ettiğiniz gibi benzerlikten yola çıkmak. Çünkü burada ee, birkaç tane benzer üçgen var. Örneğin CGE üçgeni DFE ile şuradaki açıyı paylaşıyor şu turuncu açıyı paylaşıyorlar ve ikisinde de böyle bir dik açı var. İki tane ortak açılar olduğuna göre bunlara benzerdir diyebiliriz. Açı açı benzerliğinden aynı olan üçüncü bir açılarının olduğunu da söyleyebilirsiniz. Zaten şu ikisi de paralel doğrular. Yani CGE üçgeni DFE üçgenine benzerdir diyebiliriz. Bunu açı açı benzerliğinden biliyoruz. Her iki üçgende de eşit iki açının varlığını görüyoruz. Bunların benzer olduğunu bildiğimize göre kenarlar arasında bir orantı kurabiliriz artık. Çünkü bazı kenarlar hakkında bilgimiz var. DF ve diğer üçgende ona karşılık gelen kenarın oranı yani DF ile CG'nin ki bu da 24'e eşit. FE yani 6 ile GE'nin bu da 12 değil dikkat edin 12 artı 6 yani 18 oranına eşit. Şimdi bakalım 6 bölü 18 bu 1 bölü 3 demek değil mi? Yani buradan 3 tane df uzunluğu eşittir. 24. İçler dışlar çarpımı yaptım ama iki tarafı da 24 ve ardından 3 ile çarpıp da bu sonucu elde edebilirdiniz aslında. İki tarafı da 24 ile çarpardınız ve 24 çarpı 1 bölü 3 bulurdunuz ama biz bunu şu yolla yapacağız. Neyse. İki tarafı da 3'e bölün. Sonuç DF uzunluğu 8. Evet DF'nin uzunluğunun 8 olduğunu bulduk. Bu bizim işimize yarayacak çünkü bu durumda bunun uzunluğunun da 8 olduğunu bulmuş oluyoruz. Şimdi ne yapabiliriz? Başka bir benzerlik daha kullanmamız gerekecek gibi. Çünkü burada şu açı var. Bu şuradaki açıya eşit ve burada da 90 derecelik bir açımız var. Bu iki üçgenin benzer olduğunu söylememiz için yeterli. Buradaki açıların eşit olduğunu göstermemize bile gerek yok aslında. Bu uğraştığımız üçgenlerin eş olduklarını göstereceğiz. Eşlikten bahsettiğimizde eşit iki açı ve eşit uzunlukta karşılıklı iki kenardan yani iki tane eş üçgenden bahsediyorsunuz demektir. Üçgeni şuraya yazabiliriz. Pembeyle yazacağım. AHB üçgeni. Eş değer köşeleri doğru yazmak istiyoruz. Bu üçgeni EFD sırasıyla yazmamız gerekli. Açı açı kenar ilkesinden bu iki üçgen eş. Eğer bu iki üçgen eşse işim kolaylaşıyor. Çünkü bu kenar 8 ise şu da 8 demek. Bunu zaten biliyorduk. Özdeşliği böyle kurmuştuk ama bu şunu da gösteriyor beraberinde. Eğer bu kenar 6 ise bu üçgendeki eş değer kenarda yani ona karşılık gelen kenarda 6 olacak. Yani şu uzunluğa da 6 diyebiliriz. Şimdi neler olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur ama önce önce bunu kanıtlamalıyız. Alanları tam olarak bilmek istiyoruz. Aa, belki bu da şuna eşittir gibi şeyleri söylemek istemiyoruz, değil mi? Şimdi, bunu kanıtlayalım. Neredeyse üçgenin bütün tabanını bulduk, ama hala HG'nin uzunluğunu bilmiyoruz. Şimdi tekrar bir benzerlik kuralım. ABH üçgeninin ACG üçgenine benzer olduğunu görebiliyoruz. İkisinin de şu açısı var ve ikisinde de bir dik açı var. ABH'nin bir dik açısı var ve ACG'nin dik açısı da şu. Yani iki tane eşit açımız var. Benzer üçgenlerle uğraşıyorsunuz. ABH üçgeni bunu AHB olarak yazacağım. Evet, AHB AGC üçgenine benzer. Köşeleri doğru sıralamayla yazdığımızdan emin olmak istiyoruz. A turuncu açı, G dik açı ve C de işaretlenmemiş açı. Tamam. Bu benzer AGC üçgeni. Böylece bu oranları HG'yi bulmak için kullanabiliriz. Şunu söyleyebiliriz. 8 bölü 24 BH bölü büyük üçgendeki karşılık gelen kenar 8 bölü 24 eşittir 6 bölü AG. Dikkat 6 bölü HG değil. Ee, bunun ne ile sonuçlanacağını görüyorsunuz. Evet, elimizde 1 bölü 3 eşittir 6 bölü aG oluyor. Sadece içler dışlar çarpımı yapıp, AG uzunluğunun 18 olduğunu bulabiliriz. Buradaki tüm uzunluk 18, demek ki HG 12, evet, tahminler doğru çıktı. Şimdi tüm bu tabanın, Elimizde 18 var ve bir 18 de buradan evet 36 olduğunu kanıtlamış olduk. Yani buranın tamamı 36. Şimdi bu ikiz kenar üçgenin alanını hesaplamaya hazırız. ACE üçgeninin alanı 1 bölü 2 çarpı taban yani 36 çarpı yükseklik yani 24 olacak. Bu da 1 bölü 2 çarpı 36 eşittir 18. 18 çarpı 24. Bunu şurada yukarıda yapı verelim. 18 çarpı 24, 8 çarpı 4, 32, 1 çarpı 4, 4, 4 artı 3, 7. Buraya bir 0 koyayım çünkü 2 ile değil, 20 ile işlem yapıyoruz, değil mi? Eğer 2 çarpı 8, 16 ise, 2 çarpı 1, 2 artı 1, yani 360 toplarsak, 2 var, 7 artı 6, 13, 1 artı 3, 4. ACE'nin alanı 432. Ama işimiz henüz bitmedi. İlgilendiğimiz alan tüm üçgenin alanı eksi şu alan ve bu alan. Peki buradaki küçük üçgenlerin alanı ne? Şöyle olacak. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 6. Değil mi? 1 bölü 2 çarpı 8. 4. 4 kere 6. 24. Yani burası 24 olacak. Ve tabii ki burası da 24. O halde cevap 432 eksi 24 eksi 24 ya da kısaca eksi 48. Ee, bu da şuna eşit. Bunu zihnimizden yapalım. Eğer 32 çıkarırsak 400 olacak ve 1 16 daha çıkarmamız gerekecek. Eğer 400'den 10 çıkarırsanız 396 daha çıkarınca 384 bulacaksınız. Evet 384 birimi her neyse. Eğer metre ise metrekare, santimetre ise santimetre kare olacak. Evet bitirdik.